Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu, piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bu bugünkü ikinci videomuz oluyor. Eğer bu videoya rastladıysanız bundan başka bir de yurt içine anlattığım bir videom daha var. Yani o videonun içerisinde borsayı ve doları anlattım. Merkez Bankası kararını anlattım sizlerle. Orada yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi bu videoda sadece yurt dışı var. Yani burada sadece FED kararı ve bunun Amerikan borsası ve değerli metaller olan etkisinden bahsedeceğiz. Şimdi FED gayet şahin dedi dün. 75 bas puan faiz artışı yapması bekleniyordu. 75 bas puan faiz artışı yaptı Powell. Tamam. Ve bir yerden sonra elbette ki duracağız dedi. O da zaten piyasa için iyi oldu. Evet, bir yerden sonra duracak zaten, yani çok aslında değeri olan bir söz değil ama piyasa o anda onu pozitif algıladı. Piyasa bir anda yukarı gitti falan. Bu da FED açıkladığı zaman, böyle bir Powell konuştuğu zaman canlı yayın yapmanın ve orada böyle işte yön hakkında falan konuşmanın ne kadar gereksiz bir iş olduğunu gösteriyor. Çünkü orada ne diyeceksiniz? Aa, piyasa pozitif algıladı, işte güvercin algıladı, bak yukarı gidiyoruz falan. Öyle bir dava yok aslında. Bunun işte faiz artışı yapılarak enflasyonla mücadele yapıldığını, bunun da acısız bir yolunun olmadığını söyledi. Zaten bilinen şeylerdir bunlar, değil mi? Yani Türkiye'de de bilinir ama uygulanmada problem var. Onunla ilgili olarak zaten diğer videoda bahsettik. Şimdi o yüzden gayet negatif oldu. Negatif olunca da ne oldu? Amerikan 10 yıllıklar yükselmeye devam etti ve zannedersem şöyle yaptığımız bir çalışma var. En azından şöyle biraz daha yolunun olduğunu, 3.75'e falan gidebileceğini gösteriyor bize Amerikan 10 yıllıklar. Yani tahviller can sıkıyor. Fakat şöyle de bir pozitif tarafı var. Tahvil faizlerinin bu kadar yüksek bir seviyeye çıkmış olması tahvilcileri de biraz iştahını kabartıyor. Yani o tahvilciler de yakında gelebilir piyasaya ve tahvil rallisi başlayabilir. Tahvil rallisi başladığı zaman da bütün piyasa için pozitif olabilir ama bu tabii ki yani Fed'in faiz kararının ertesi günü olabilecek bir şey değil. Bunun üzerinden biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Öyle söyleyeyim, bir hafta, en azından hatta 2 hafta geçmesi gerekiyor ki 2 hafta sonra falan böyle bir tahvil rallisi başlayabilir buralarda. Güzel olabilir. Dolayısıyla altın, gümüş vesaire yatırımcısı bu durumda sabırlı olmaya devam edecek. Şimdi altına gelecek olursak şu 1661 seviyesi bayağı iyi bir destekti. Şöyle gerilere gidip baktığımızda ama bu yani pandemi öncesinde buralarla ilgili biz çalışmalar yapıyorduk. Fakat aşağıda 1628 var. Yani bu 1660 ile 1628 bölgesi arasında tekrar gelebilir. Yani altında böyle bir sıkıntılı bir süreç var. Burada da bazı insanlar diyorlar ki altın alınabilir demiştin ama geçen hafta. Çünkü o zaman Amerika'da enflasyonda düşüş bekliyorduk. Yani piyasa düşüş bekliyor. Fakat Amerika'da enflasyon düşüş beklenirken yükseliş çıktı. Şimdi o zaman bu görüşümüzde değiştirmemiz gerekir mi? O gün dedik evet, bu yükseliş çıktı. Piyasa daha düşecek bu durumda. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani ne diyelim? Yani piyasa beklemediği bir şey olmuş, değil mi? O yüzden bazı arkadaşlar belki o videoyu izlemediler. O yüzden diyorlar ki ama o zaman öyle diyordun, şimdi daha aşağısı olabilir diyorsun. Çünkü veri değişti. Veri değiştiğimiz için, beklendiği gibi çıkmadığı için biz de görüşümüzü değiştirmek zorundayız. Fakat daha uzun vadedeki görüşümü değiştirmiyorum. Neydi o? O da şuydu. Amerika'da enflasyon düşecek. Neden düşecek? Yani özellikle Eylül'de mesela enflasyonun düşmesini bekliyorum bu sefer. Çünkü petrol fiyatı düştü. Emtia endeksi düştü. Kiralardaki artış daha az. Burada konut fiyatlarını etkileyen bir şey bu ipotek faizleri daha yüksek. Yani dolayısıyla benim altındaki, gümüşteki yükseliş beklentim devam ediyor. Dolayısıyla gram altındaki, gram gümüşteki yükseliş beklentimle devam ediyor. Sene sonu tahmini diye bir şey yapmıyorum. Ama bu sene özellikle Aralık ayında gene güzel bir yükseliş görebiliriz ve bu kalıcı olabilir bu sefer. Geçen sefer de olmuştu, kalıcı olmamıştı. Bu sefer bu altında, gümüşte kalıcı olabilir. Ve Ekim ayında bir yerde de bu dipleri görebiliriz altında. Ondan sonra Kasım'da başlar yavaş yavaş yükselmeye diye düşünüyorum. Dow Jones tarafında ise, yani burada Dow Jones tarafında şöyle geriden bir kanal çizdiğim zaman, şöyle yani 2016'dan mesela bir kanal çizdiğim zaman, yani bunun artık dibine falan geldiğini görüyoruz. Tabii şu pandemi başlangıcı ve FED'in ondan sonra kalkıp biz burada bir sınırsız para vereceğiz kısmını attığımız zaman aslında böyle bayağı bir diplere kadar geldiğini görüyoruz. Ve şöyle de WaveTrend osilatöründe günlükte artık neredeyse aşırı satış bölgesinin de zorladığını görüyoruz. Haftalıktan da şöyle bakıldığında evet biraz daha düştüğünü, buradan tepelerden aşağı gelip tepki yükselişi yapıp tekrar geri geldiğini görürüz. Yani buralardan artık bir yükseliş gelmesini bekleriz. Ama şöyle her şeyden önce şu eski 29.667'yi tekrar bir test edip ondan sonra devam etmek isteyebilir endeks. O seviyeyi bir daha bize gösterebilirler. Çünkü nedir? Orada enflasyon bitiyor artık diye bir yükseliş vardı. İşte oraya tekrar geri gelebilir. Hayır, enflasyon bitmiyor diye veri geldi. Oraya tekrar geri gelebilir. Ama ondan sonra da enflasyonla ilgili pozitif bir haber gelmesi durumunda, yani enflasyon düşüyor diye, artık oralar dip olur. Daha da bir daha geri gelmez oralar diye düşünüyorum. Peki gene yanılırsak, bir daha enflasyon yüksek gelirse ne olur? O zaman biraz daha ertelenmiş olur. İlla ki enflasyon düşecek Amerika'da. Bakın neden? Enflasyonu oluşturan 3 tane bacak var. Bunlardan bir tanesi talep enflasyonu. İşte FED faiz arttırdığı zaman zaten talep enflasyonu düşüyor. Çünkü talep azalıyor. Mesela konutlara olan talep azalacak. İlla ki bu. Azaldı bile şimdiden yani. Diğer şeylere olan talepler de azalacak. İkincisi maliyet enflasyonu. Orada da emtia endeksi düşüyor. Petrol fiyatı düşüyor. Maliyet enflasyonuna FED bir şey yapamaz. Mesela bizdeki Merkez Bankası bir şey yapabilir. Çünkü TL değer kazandığı zaman dışarıdan ithal edilen emtia fiyatı düşmüş oluyor. Yani FED bu konuda bir şey yapamaz. Mesela Stiglitz'in falan söylediği şey budur. Hep o karıştırılıyor zaten. Ya da kötü niyetli kişiler tarafından kullanılıyor. Bu FED o konuda bir şey yapamaz ama orası zaten aşağı geliyor. Bir de üçüncüsü de enflasyon beklentileri. Enflasyon beklentileri de düşüyor zaten Amerika. Yani bir yol kazası oldu sadece bu Ağustos enflasyonu konusunda. Yani o yüzden S&P 500'deki görüşümde bir değişiklik yoktur. Hedefimizde bir değişiklik yoktur. Soranlar oldu, bugün tekrardan hatırlatayım. Bir değişiklik yoktur fakat tekrar şöyle 3700'ü falan bir deneyebilir S&P. Oralardan yukarı gidebilir. Nasdaq'da tekrardan şöyle bir 11.300'ü falan deneyip oralardan yukarı gidebilir. Peki ya Bitcoin? Bitcoin bence yeterince düştüm ben diyor. Nasdaq düşse bile ben yeterince düştüm abi diyor. İşte şu seviyeler şöyle 18.200'ler, 18.100, 18.200 falan, buraları biz dip yaptık artık diyor. Böyle de olsa bile hala daha burada bir yükseliş başlamış değildir. Yükseliş başlamadığı için şöyle mesela 19.500'e kadar gelip tak diye oradan yeniden 18.000'e gelme ihtimali var yani. Bu arada Ripple iyi gidiyor, onu söyleyeyim. Onu da zaten BTC Haber TV yayınında anlatmıştım. Ripple neden iyi gidiyor, ne olabilir Ripple'da diye. Yarın gene anlatacağım. Yani yarın gene canlı yayınımız var BTC Haber TV'de. Gene üzerinden geçeceğiz bunların. Yarın birkaç tane canlı yayınım olacak. Yeni Çağ TV'de de canlı yayınım olacak. Gain TV'de de sabah 11'de bir canlı yayınım olacak. Yeni Çağ 2'de, BTC Haber'de 3'te olacak. Yarın zaten Twitter'dan da duyuru yapacağım işte. Bugünlük de bu kadar.